Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Kayseri'nin gözbebeği, Türkiye'nin kış turizmi denildiği zaman akla gelen ilk yeri Erciyes Kayak Merkezi'nde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Erciyes'teki teleferiğin içerisindeyiz. Yanımızda da Hüseyin hocamız var. Evet. Hüseyin hoca ile birlikte yukarı doğru çıkıyoruz. 2200 metre yükseklikten Tekir Yaylası'ndan 2400 metre yüksekliğe çıkıyoruz ve Kayseri'nin gözbebeği, Kayseri'nin incisi Erciyes'te Gezici Radar programındayız. Hüseyin hocam, yukarı doğru ilerleyişimiz sürüyor. Öğrencileriniz de sizi bekliyor. Gondolun içindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi şu anda kar durumu güzel. Binlerce insan kayak yapıyor. Yani haftaya da inşallah bir yağış var. Güçlü bir yağış var. Daha güzel olacak. Sömestr geliyor. Çok yoğun olacak insanlar. Yani Erciyes, zaten Kayseri'de Erciyes'den başka yapacak bir şey yok kışın. Bütün insanların gelmesini istiyoruz buraya. Türkiye'deki bütün insanların gelmesini istiyoruz. Yabancı insanlar da çok geliyor. Turistler, yabancı turistler, yerli turistler. Yani daha gördüğünüz gibi zaten çok kalabalık, hafta sonu olması dolayısıyla tabii birazdan. Efendim Erciyes Dağı'nda kaymak için 4 tane kapı bulunuyor. Hacılar, Hisarcık, Tekir ve Develi kapıları. Eğer hava şartları elverişli olursa bu 4 kapı arasında da kayışınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tam 112 metre mesafe, 112 kilometre uzunluğuna sahip Erciyes'te 41 farklı pist kayış için sizleri bekliyor. Standartlar da dünyanın en iyi karlarından bir tanesine sahip. Elimde görmüş olduğunuz bu kar dünya standartlarında ve kaymak için gerçekten en elverişli kar yapısından bir tanesi diyelim. Erciyes'te siz kayak severleri bekliyor. Efendim 2400 metre yükseklikteyiz ve hemen sol tarafımızda Tekir Yaylası tüm haşmetiyle duruyor. Erciyes'e gelip bu güzel havada ne içilir dedik. İsmail abinin yanına geldik. Kendisi de bu nezih yeri işletiyor. Erciyes'te yerli yabancı birçok turiste de hizmet veriyor. Dedi ki ya sıcak bir salep içmeden buradan ayrılmaz. Kayseri'nin, Erciyes'in müdavimleri salebimizi çok sever. Biz de biraz sonra bu sıcak ve lezzetli salebin tadına bakacağız. Nasıl gidiyor sezon? Yeni başladı. Yeni başladı. Karda biraz sıkıntımız var. Kar yağışı bekliyoruz ama işte rüzgar da bırakmıyor. Rüzgar alıyor götürüyor. Bu hafta inşallah çok güzel bir kar yağışı bekliyoruz. Sezon işte yeni başladı. Değerli konuklarımızı bekliyoruz. Yani yerli, yabancı bizi yalnız bırakmayacaklarına eminiz. Bir salebimizden için isterseniz. Tadına bakalım. Türkiye'nin en güzel salebi diyebilirim. Vallahi gelmeden evvel de kendisi bahsettiği oldukça da iddialı salep konusunda şöyle bir deneyin. Buradaki içtiğiniz salebi hiçbir yerde, yani iddialıyız bu konuda, hiçbir yerde içemezsiniz. Oldukça. Yani ürünlerimiz de yani tek salep olarak düşünmeyin. Bütün ürünlerimiz aynı şekildedir. Herhalde doğal sütten yapılıyor, tadından belli. Evet, evet. Şöyle diyelim o zaman, biz de burada bir çağrıda bulunalım, bir yudum daha alalım da öyle bulunalım. Efendim gerçekten oldukça yumuşak bir içimi var ve süt tadını damağınızda sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. Eğer yolunuz Erciyes'e düşmezse de düşürün. Teleferiğe biniyorsunuz. İlk durakta da iniyorsunuz. Hemen teleferiğin yanında zaten burada İsmail Bey'i ve hoş sohbetini, güler yüzlü personelini bulabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka Erciyes'e geldiğinizde bir bardak sıcak salep içmeden aşağıya Tekir Yaylası'na inmeyin diyorum ve Gezici Radar tüm hızıyla devam ediyor. Kış kayak turizminin göz bebeği Erciyes Dağı'na geldiğinizde hiç kuşkusuz ki yapılacak en güzel aktivite Erciyes Dağı'ndan aşağı şöyle salına salına kaymak. Efendim bizler de biraz sonra kayak takımlarımızı giyip şöyle Erciyes'ten eğer başarabilirsek, becerebilirsek hocamızla eşliğinde güzel bir tecrübe, güzel bir deneyim gerçekleştireceğiz ve Erciyes'ten aşağıya doğru kayacağız. Şimdi de kayak takımlarını ve malzemelerini alacağımız noktadayız. Hemen içeri doğru gireceğim ve hazırlanmaya başlayacağım. Yukarıda tekrar görüşmek üzere. Efendim kayak yapmak için tabii ki ilk olarak ne gerekiyor? Erciyes Dağı, o da Kayseri'mizde mevcut. Daha sonra ne gerekiyor? Kıyafet. Bu kıyafetlerle kayak yapmamız mümkün değil. Yanımızda Mustafa Bey var. Kendisi Erciyes'te kayak takımlarını, tedariğini sağlıyor. Gelen misafirlere, turistlere buradan kayak takımlarını tedarik ederek güvenli bir spor imkanı sunuyor. Kayak yapmak için neler gerekiyor Mustafa Bey? Şimdi güvenli bir kayak için ilk başta kayak kıyafetlerimizi giymemiz gerekiyor. Kayak kıyafetlerinden sonra ayakkabılarımız, ekipmanlarımız, kayağımız, her şeyimizin tam olması gerekiyor. Kaskımız, gözlüğümüz vesaire. Ekipmanlarımız tam olursa daha güvenli bir kayak deneyimi yaşayabiliriz. Peki biz hiç kayak malzememiz yok. Evimizden Erciyes'e geldik ve burada kaymak istiyoruz. Evet. Bir tane hoca bulduk, bir tane hocamızı aldık yanımıza ve dedik ki Mustafa Bey bize kayak malzemelerini verin, neler gerekiyor? İlk başta kıyafetimiz yoksa kıyafetimiz gerekiyor. Pantolon, kıyafet, pantolon tarzında. Sonrasında kayak yapacaksak kayak, snowboard yapacaksak snowboard, ayakkabı ve kayak, gözlük, kask, eldiven. Ekipmanlarımız tam bu şekilde. Yeterli. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Pistin başına gidiyoruz. Evet. Ya Allah deyip kendimizi aşağıya mı bırakıyoruz? Yok. Eğitmenlerimiz var. Daha önce kayak eğitimi almamış müşterilerimize buradaki kayak eğitmenlerimiz yardımcı oluyor, destek oluyor. Ben yıllar evvel kaymıştım. Yine bir canlı yayın vesilesiyle kayma şansım olmuştu. Fakat aradan 2-2,5 yıl kadar geçti. Uzun zamandır kaymıyorum. Zaten pandemi girdi araya. Yapabilecek miyim, başarabilecek miyim bilmiyorum. Kendime güvenmiyorum ama size güveniyorum. Eğitmenlerinize güveniyorum. Bilginiz olsun. Tabii ki. Her zaman bize güvenebilirsiniz. Eğitmenlerimize güvenebilirsiniz. Sizleri yönlendirecektir. En iyi kayak eğitimini, en iyi kayak deneyimini sizlerle birlikte sağlayacaktır. Öyleyse Mustafa Bey, elbise seçeceğimiz yere gidelim. Bana uygun kıyafetleri birlikte seçelim. Tamam, buyurun. Efendim şu anda pistin başındayız ve biraz sonra hocamız dengede durmayı gösterecek. Akabinde ise bantla birlikte yukarı çıkacağız ve eğer yapabilirsek kayma işlemini gerçekleştireceğiz. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle Erciyes'e. Kayak öğrenmek gerçekten çok keyifli, çok kolay. Kolaylıkla herkesin yapabileceği, 4 yaşından 65 yaşına kadar kolaylıkla insanların öğrenebileceği bir spordur. Şimdi ne yapacağız hocam? Süreç nasıl ilerleyecek? Kayak başlangıçta kayak taşımayla, kayak yürümeyle, takma çıkartma, denge, pisti tanıma ve kayağın temeli olan kar sapanı yani durdurma hareketiyle başlayacağız dersimize. Akabinde ise yürüyen bantla yukarı çıkacağız. Akabinde kayaklara tutunduktan sonra kar sapanı dönüşleri ve daha sonra 2600 metre rakımda 1600 metre uzunluğundaki daha uzun, daha geniş bir piste geçeceğiz. Dönüşlerimizi yapacağız. Kayakta basamak basamak, kademe kademe ilerleyeceğiz. Vallahi hocam ayakta durmak bile, yürümek bile biraz güç bunlarla ama herhalde kayakları taktıktan sonra sizin de yardımınızla biraz daha kolay olacak. Efendim Kayseri'nin göz bebeği, Kayseri'nin incisi, kış turizminin de en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz ve kayak hocamız Mustafa Hoca ile birlikte biraz sonra kaymanın biz de tadına varacağız. Vatandaşlara da mikrofonu uzatacağız ama önce bir nasıl ayakta duralım, nasıl kayacağız, gelin hep birlikte öğrenelim. 50 metrelik, burası 150 metre uzunluğunda mavi bir parkur, karşısı güvenlikli biten bir temel eğitim parkurudur. Burada öğrencilerimize kayağı öğrendikten sonra, kara tutunabildikten sonra, yani kar sapanı hareketini yapabildikten sonra diğer 1600 metre uzunluğunda olan yine mavi bir parkura çıkartıyoruz. Burada temel eğitimini bu gördüğünüz piste veriyoruz. Şu anda da yürüme bandının üzerindeyiz ve aşağıdan az evvel kayakta durmayı ve kar sapanı yapmayı öğrendiğimiz yerden efendim yukarı doğru çıkmak için kullanılıyor. Hareket etmenize gerek yok. Altınızda AVM'lerde kullanılan bir yürüyen bantı yapmışlar ve pistin başına kadar bizi bu şekilde taşıyor. Hem kolay hem güvenli bir ulaşım. Gerçekten kaymanın zevki, kayak sporu Erciyes'te doyasıya yaşanıyor. Evet, pistin başındayız hocamızla birlikte. Hocam biraz sonra aşağı ineceğiz ve kayağı deneyimlemiş olacağız. Aşağıda gördüğümüz gibi burada sadece pisti uzatmak için, yorulmamak için bantla çıktık. Şimdi artık kayağa tutunarak, kar sapanları hareketimizi yaparak aşağı ineceğiz. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Biraz heyecanlıyız. Evet efendim, hocamızdan öğrendiğimiz gibi önce uç kısmı yerleştiriyoruz. Ve arkaya basıyoruz. Şimdi yaklaştırıyoruz kayamızı ve şöyle gözlüğümü de indiriyorum. Gezici Radar programında Erciyes Kayak Merkezi'nde biraz sonra hocamızla birlikte aşağıya doğru kayacağız. Bakalım bu muhteşem deneyimi sizler için Mehmet, kameraman arkadaşım Mehmet de görüntüleyecek. Efendim aşağıda görüşürüz. Bakalım bir de kaydıktan sonra yorumlayalım nasıl olacak. Efendim yanımızda Ukrayna'dan gelen Sasha ve ailesi var. Yanımızda da tercüman bir arkadaşımız var. Kendine Erciyes'i ve Kayseri'yi soracağız. Öncelikle hoş geldin diyelim. Ailesiyle buraya gelmiş. Kayseri nasıl buldu? Türkiye'yi nasıl buldu? Для начала добро пожаловать и хотели бы узнать, как вы узнали о Кайсери и про ЕДЖС. Нас интересовали лыжные курорты, потом мы начали интересоваться в интернете, потом прислали рекламу Turkish Airlines, что вот такие лыжные курорты есть в Турции, вот, и мы как бы приобрели через интернет путевки, грубо говоря, и прилетели. Biz kendimiz böyle yurt dışında kayak merkezi arıyorduk. İşte arkadaşlarımız tavsiye etti. İnternetten baktık, rezervasyonlarımızı yaptık, geldik. Peki nasıl bulmuş? Beğendi mi? Ailesiyle burada pistler güzel mi? Türkiye nasıl? Kayseri nasıl? Как для вас в целом Турция и наши трассы, и вообще как вас приняли, встретили здесь? Очень хорошо, все очень хорошего уровня, высокого, очень удобное проживание, отличная кухня, вот, великолепные трассы. Вот дети первый раз на лыжах, инструктор их за один день обучил, и вот мы уже четвертый день катаемся. Просто все супер. Kayak merkezinizde çok güzel bir pistler var. Hocalar da yardımcı oldu bizim ailemize. Bir derste hemen hemen öğrenmiş oldular bizim çocuklar. Türkiye'de çok sıcak karşıladı. Hem bir de muhteşem mutfağı var. Bir de konaklaması çok güzel. Fiyattan da memnunuz. Peki önümüzdeki yıl tekrar gelmeyi düşünüyorlar mı? Вы хотели бы в следующий раз еще приехать сюда? Да, с удовольствием бы приехали еще раз. Tabii ki de memnuniyetle gelmek isterdik. Erciyes çok güzel. Siz nereden geldiniz? Herhalde yeni kaymayı öğreniyorsunuz. Evet, yeni öğreniyorum. Bugün başladım. İstanbul'dan geliyorum. İlk kez mi geldiniz Erciyes'e? Kayseri'ye ilk kez değil, Erciyes'e ilk kez, evet. Peki nasıl buldunuz Erciyes'i? Kar, pist, buradaki ortam nasıl sizce? Yani benim için çok güzel. Ben heyecanlıyım çünkü ilk defa başladığım için ama onun dışında güzel ya. O zaman mutlu tatiller dileyelim. İnşallah düşmeden kaymayı başarırsınız. Düşeceğiz ama öğreneceğiz. Evet, nereden geldiniz? Konya'dan. Konya'dan Erciyes'e kayak için mi geldiniz peki? Aynen. Nasıl gidiyor? Biraz düşe kalka. Düşe kalka, kameramanı ezip geçe bir şekilde ilerliyoruz. Neler hissediyorsun? Nasıl buldun Erciyes'i? Bayağı iyi buldum. Güzel. Bu kadar dolu olacağını beklemiyordum. Sen ama... Konya'dan gelmişsin. Bırak, herkes buraya doluyor zaten. Çevre iller, civar iller, Rusya, Polonya, Fransa, hepsi burada. İstanbul, hepsi İstanbul. Herkes burada. Kış turizminin gözdesi Erciyes Kayak Merkezi. Evet, katılıyorum. Kesinlikle. Güzel yani, tavsiye ederim. Efendim yanımızda Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı var. Bugün Erciyes'te keyifli ve güzel bir gün geçirdik. Yerli ve yabancı birçok turiste bağrını açan Erciyes, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi ve tabii ki Kayseri'nin de incisi konumunda başkanım. Gerçekten oldukça güzel ve nezih bir tesis hayata geçmiş. Sizler de şu anda bu operasyonun başında olarak bu işi yürütüyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok şükür Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin yatırımlarıyla artık uluslararası bir kayak ve kış turizm merkezi haline gelen Erciyes'te de gördüğünüz gibi güzel, nezih, kaliteli ve artık sadece ülkemizin değil dünyanın birçok bölgesinden gelen misafirlerimizle keyifli zamanlar yaşanıyor. Biz Erciyes Birleşmiş Milletleri diyoruz artık Erciyes'e. Çünkü son 4 yıldır, 5 yıldır özellikle Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden direkt uçuşlarla gelen, charterlarla gelen misafirlerimiz olduğu gibi Latin Amerika'sından, Uganda, Peru'dan, işte Guatemala'sından tutun da Uzak Doğu'sundan Malezya, Endonezya, Çin'e varıncaya kadar, Avrupa'ya varıncaya kadar dünyanın çok farklı ülkelerinden misafir geliyor Erciyes'e. Bu da ortamın nezahetini artırıyor, keyfini artırıyor. Erciyes'in uluslararası alandaki tanıtımına çok ciddi katkı sağlıyor. Kayseri'nin bir şehir olarak markalaşma sürecini tetikliyor. Dolayısıyla bizim ilk başta Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan yatırımlarımızın da zaten hedefleri bu olduğu için yaptığımız işler maksadına ulaşıyor. Bir kaşığa 40 tane sığmasıyla ünlü Kayseri mantısı, Kayseri'nin markası, Kayseri'nin incisi Erciyes'e taşındı ve işte gördüğünüz gibi ablalarımızın hünerli elleriyle sofralara ve oradan da midemize buluşuyor. Biraz sonra tadına bakacağız ama öncesinde nasıl pişiriliyor, nasıl yapılıyor sizler için yerinde izleyelim, görüntüleyelim dedik. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Kayseri mantısı yapıyorsunuz. Evet. Ne gibi aşamalardan geçiyor, neler yapıyorsunuz? Hamur ayrı yapılıyor, kıyması ayrı yapılıyor. Minik sıkılması işte özelliği, Kayserimizin özelliği budur zaten. Bir kaşığa 40 adet sığmasıdır. Bunlar da tepsi mantılarımız, Kayseri mantımız. Müşterilerimiz için hazırlıyoruz. Afiyetle yesinler diyelim ve yerli ve yabancı birçok turist tabii ki buraya geliyor. Geldiklerinde de kayak yorucu bir spor. Tabii Kayserili işini yine biliyor. Yemeğini de Erciyes Dağı'nda yediriyor. Efendim şimdiden afiyet olsun diyelim. Evet, zaman zaman farklı şehirlerin de sahiplendiği, farklı şehirlerin de üstlendiği ama Kayseri'nin her daim lezzet simgelerinden biri olan sucuk tabii ki Erciyes denildiği zaman da akla gelen lezzetlerin başında geliyor ve efendim Kayseri'de Erciyes Dağı'na gelen yerli ve yabancı birçok turiste sucuk ekmeğin tadını çıkartıyor. Efendim yanımızda Yakup Bey var. İşte az önce tanıttığımız mantı, sucuk gibi Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir iştirakinde başında bulunuyor kendisi. Yakup Bey, ilgi nasıl yiyeceklere turistlerden ve yerli misafirlerden? Efendim öncelikle hoş geldiniz. İlgi hakikaten çok güzel. Biz de bundan çok gayet memnunuz. Özellikle burada Kayserimize ait yöresel ürünleri gayet çok tercih ediyorlar. Biz de bundan gayet memnunuz. Herkese çok teşekkür ediyoruz biz. Size de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi sucuklar pişiyor. Tadına da bakalım. Misafirleri de buraya davet edelim. Evet, sucuklarımız birazdan hazır olacak. Beraber tadına da bakalım. Misafirlerimiz de her daim gelebilirler. Bizim her zaman istediğimiz budur. Diyeceklerim bu kadar benim. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Kış turizminin gözdesi, Kayseri'nin incisi Erciyes Kayak Merkezi'nden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.